arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Bugün Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde ilk karşılaşmasıyla sahneye gelecek. Kendi evinde oynayacak. Dün Galatasaray 3-1 kazandı PAOK karşısında. Yunan takımına 3 tane koyduk, iyi oldu. Bugün bakalım Fenerbahçe Belçika takımına neler yapacak. Bugün Fenerbahçe'yi destekleyeceğiz. Onları da kazanmasını, Avrupa'da bütün Türk takımlarını kazanıp gerçekten eskiden olduğu gibi Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım, Avrupa'ya 2 takım, Konferans Ligi'ne 2 takım, bu şekilde gitmek istiyoruz. Union karşısında bakalım Fenerbahçe ne yapacak diyoruz. Kanala hala abone değilsiniz, abone olarak, beğenerek, yorum atarak bizlere destek olabilirsiniz diyorum. Şimdi geçelim maç tepki bölümümüze. Abi oraya da gitti, reklamı koydu, gene görelim. Gördün mü? Ayarlıyorlar lan vallahi bu. Kimse reklam koymuyor. Ayarlı küçücük oraya reklam koydu şimdi. Ya bu hakemler var ya, Türk maçlarına geldi mi böyle bir sıkıntısı var, ben anlamadım. Geldi adamı öyle bir şey yapmadı ki, adam topu verdi. Hak edin bir şey yapmadı ama lan. Yapsa bu sefer tamam, eyvallah. Çizgi geçmedi ya vallahi. Tamam çizgi geçmedi, topu verdi ya. O amaçta diyorsa ben ayrı. Onun haricini geçtiyse tamam eyvallah, uyarsın da. Ona gerek yok, söylesin dördüncü hakem. Dördüncü hakem olur. Maçı oynat yani. Niye maçı durduruyorsun? Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra psikolojik şey mi ne? Ya şu anda Fenerbahçe kötü oynuyor. Geçen ondan önceki maçı da izledim ama Fenerbahçe'nin önceki maçını bu kadar oynamıyorlar orada. Daha kendini bildik oynuyordu Fenerbahçe. Şu an çok dağınık, kimin nerede olduğu belli. Dağılıyorlar birbirleriyle, böyle kontak halinde değiller. Ulan! Gol! Çağlar Söyüncü! Çağlar atıyor! Şans attı. Çocuğum için dedi. İyi getirdi. Bu gol Fenerbahçe'yi hem taraftarı ateşler hem de canlandırır. Baksana hiç şey İlk golü bulmak önemli. Galatasaray derbisinden sonraki o psikolojiyi de hem atlatmak için, hem de Union çok iyi de geldi. Birkaç pozisyon kaçırdığı pozisyonlar da vardı ama Çağlar Mourinho'nun bu golü atması iyi oldu. He? Mourinho'nun gazı kaçmış belli. Ya bu çok beklentili hocalar biraz sıkıntı bence lig özelinde. Hani büyük şeyler bekleniyor ama bazen olmayabilir. Ama biraz şans değil, ben iyi de vurmuş ya. Ama biraz şey böyle, artık vuramamış ya topa yani. Yani bir anda topun tam ayağına denk gelse zaten direkt dışarı da girebilirmiş. Ama elle yollar sağlık, Avrupa'da bizim için bir gol attı Çağlar. Oha gol. Oha, o nasıl atamazsın onu lan? Valla 18 milyon bence o adama çok ya. Abi ekstra hiçbir şey yok. Düşünemem sen şunları atamayacaksa. Bilmiyorum ya. Belki sonradan açılır, bilemeyiz de. Çok kötü ya. Yani bence kötü. Beklentini altında. O düşündüğün şey, mesela Sara denk geldiğinde öyleydi ama mesela şu an Sara şu an toparladı. Ha, Ennesi ne zaman toparlar onu bilmiyorum. Ha, oynama şansı da çok buldu mu? O da ayrı bir soru işareti. Açata şut! El-Nesri yine kaçırdı. İkinci yarının başları El-Nesri bugün. Yıldırım. Uçanı da kaçanı da gerçekten 18 milyon euro. Çöp. Çöp ya, açık öyle. Yani bunları atacaksın abi, bunları atamadın mı nasıl göstereceksin kendini? Icardi baba o seri yapmış. Hadi biri kaçırsın, iki kaçırsın, üçüncüyü de atarsın baba. Bu kadar da kaçırmazsın. Millet bağırıyor vallahi bak adama lan. Şeye dönecek bunun oraya. Guiza'ya dönecek vallahi bak. Böyle giderse. Ulan adam bu kadar da olmaz be. Baba 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 değil. Hangisini atacağım be? Hangisini atacağım be? Bu nasıl bir forvet lan? Ben sinirlendim Fenerli'nin yerinde ya. Çöp lan. Bu kadar olmaz oğlum. Bir tanesini atman lazım lan. 18 Jack, milyon Jack euro. Jack atardı lan. 18 milyon sana para vermişler Jack lan. Jack Dawson bile atardı be. Valla Jack Dawson al 30 dakika vallahi gol atar. Bak al 30 dakika sonra 30 dakika Jack Dawson gol atar ya. Ulan Ennesi bu Ennesi var ya, hayatta gol atamaz ya. Neleri kaçırdım ben, neleri kaçırdım ben. 10 dene var ya, kaleciyle karşı karşıya atamam. Tamam. 10 dene ya. Penaltı verecek sandım da çizgiyi verdi. Ulan Bursa'nın ona köşe, ooo direkt kırmızı verdi. Doğru karar bence, gol oluyordu şimdi. Atamaz lan o mat bence. Ama gol olabilir, o potansiyeli var bence. Ama bunu da atamazsa yut yani Ennesi'ye. Maç bir anda değişti. 73. dakikada maç bir anda değişti. Bakalım pozisyonu biz de izleyeceğiz. Net kırmızı zaten. Çünkü El-Nesri hani vuruşunun gol olup olmamasını bırak. Bugün 10 tane kaçırdı, o ayrı bir şey de. Yani gözün kapalı vursan gol atacağın bir pozisyon yani. Potansiyeli yüksek bir pozisyondu. Adam işte. Penaltı diye bekliyoruz. Penaltı noktasını göstermesini bekliyoruz.
bence çizginin gerisinde hamlesi. Aynen. Çizginin ondan sonra dokunmuyor. Allah Ernesto 10 tane yanlıştan bir tane doğru yaptı. Onu da Cengiz veya Tadiç atabilecek mi bakalım? Geldi Cengiz. Cengiz vurdu. Nereye vuruyorsun abi? Öbür uzak köşeye vursana ya. Nasıl bir adamsın? Kapattığı köşeyi nasıl yiyecek o adam ya? Biraz mantık ya. Azıcık mantığını çalıştır ya. Ya plese şuradan şu adam 90'ı yazamıyorsa bu adam bu Alman'ın bir anlamı yok ya. 15-20 milyon para veriyorsun. Adam şuradan şuraya free kick atamıyorsa bir anlamı yok ki ya. Tek pozisyon. Ulan çoban. Hava yapacaktık Cengo. Allah seni ceza versin ya. Çoban ağzına atamadı lan. Hem o saçmış da bana işte. Bali atsaydı böyle köşeye. Çek de vur lan. Vur lan. Ulan. Kendi kalesine. Kendi kalesine işte böyle oynayacağım böyle. İki bastıracaksın bak. Abi şu topu sert vuracaksın. O sayı nasıl vuruyor bak sert vurdu. Bam diye vurdu. Ulan birine çarpar, götüne çarpar, başına çarpar, ağzına çarpar, sesine çarpar. Ulan bir yere çarpar girer top. Yeter ki sen sert aç. Zımbala topu ya. Zımbalayacaksın abi topu bu kadar basit. Ekstra bir şey yapmana gerek yok bak. Bir Ceko'nun pası. Görüyor musun? Bitti. Ya Ernesto sabahtan beri şunları yapamıyor yani. İki tane oyuncu değiştirdin. Oyuna katkısına bak. Senin ne kadar ateşliyor. 82'den atlıyoruz. Bu kadar basit ya. Ya şurada bak fena maçı. En az 10 tane atması var. En az ya. Takım değil bu takım. En azından belki var ya. 5-6 kadar fark var ya. 10. Aa kırmızı verdi. Sarıdan kırmızı. İkinci sarı kart. Kim o? Böyle hatıra. Oğlum zaten ikinci yarı girdin lan oyuna. Nasıl iki tane kırmızı aldı mı? Sarıydı demek ki. Türkiye'de de böyle yapıyorlar. Kamera vermiyor. Anladın mı? Çıktın ya oradan gittin. Abi gerek yok ki. Daha yeni sakatlandın. İlk pozisyonu. O zaman baksana. Sen böyle yani. Girdi bak. Gördün mü bak? Girişe bak. Makas almış. Makas almış. Ne kırmızı lan? O da hep kırmızı bağırdı. Baksana bir vurdu onu. Ne kırmızı bağırdı bu? Ayağa bak ayağa. Ne kırmızı? Direkt adamın ayağına. Direkt kırmızı ya. Direkt kırmızı bağırdı. Direkt adamın ayağına. Şeye bağırıp uyanması lazım ya. Direkt kırmızı bu ya. Direkt kırmızı ya. Abi yapacağın hareket değil yani. Maçı getirmişsin son dakikaya kadar. Ya penaltı yaptı adam bir atak yaptı beraber idi. Ya bunlara ne gerek var ya? Ne kırmızı? Şu hareketi yapmana gerek yok ki. Direkt kırmızı ya. Gol. Ya maç buradan sonra döner. Beraberle beraber giderse direkt olsaydı yazar abi. Ooo çok güzel bir şey. Ooo helal olsun. Vallahi Livakovic. Dedim ama değil mi? Adam penaltıda hakikaten usta bir adam ya bu Livakovic. Dünya Kupası'nda vesaire de çok iyi iş yapmıştı. Hakikaten helal olsun. Oy onu mu vurdun? Aa gol oldu. Penaltıya atan adam gibi gol attı. Oğlum adam ne zor topu var attı lan. O nasıl bir gol? Vuruş mu 10 numaraydı oğlum? Ne oldu? Var mıydı bu arada? Bilmiyorum ki anlamadım bir şeyler oluyor. Anlamadım ki. Lan ne vurdu lan? Çok iyi vurdu. Offside mi değil mi? Offside mi bilmiyorum ki. Odam niye orada şey yaptı? Bilmiyorum kocasına mı kayıyor ne yaptı? Lan sanki bir tık da offside gibi de duruyor ha. Evet, pozisyon incelenecek. Bir offside var mı? Offside olabilir. O önünde adam var lan. Nasıl olsaydı? İnceden bir çizgiden olsaydı olabilir o. Ben size söyleyeyim. Maç bitiyor Kadıköy'de. Son dakikalar işkenceye döndüren o sayı Samuel'e rağmen Fenerbahçe 3 puanı 2 maçta 2-1 aldı Union'a karşı. Rahat bir maçı daha çok zora sokmayı başardı diyebiliriz Fenerbahçe. Gerçekten bu maçı rahat geçirdi. Gene Livakovic'e dua etsin. Gerçekten atan ve tutan Ceko'nun girmesi, Osayi'nin golü atması. Ceko'nun büyük avantajıydı Ernesto'dan sonra. Çok pozisyonu gibi yakalayamadı. Livakovic'i tuttu. Fenerbahçe 3 puanı aldırdı diyebiliriz. Kanala abone olmayı, bir yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.